Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz Samsung Galaxy S4, Samsung'un 2013 model amiral gemisi Android telefonu. Telefon 2013 yılının ilkbaharında çıkarılmıştı ve birkaç aydır Türkiye'de de satılıyor. Samsung Galaxy S4, 5 inç 1080p AMOLED ekrana sahip, Super AMOLED ekran Pentile teknolojisine sahip ancak çözünürlük yüksek olduğu için ve 441 ppi gibi yüksek bir piksel yoğunluğu olduğu için ekranda mavi yeşilimsi renk değişimlerini çok fazla gözlemlemiyoruz. Oldukça keskin kontrastı yüksek bir görsel deneyim sunuyor Samsung Galaxy S4'ün ekranı, bu açıdan oldukça iyi. Telefonda 5 inç ekran var ancak telefonun yüzey alanı Samsung Galaxy S3 ile aynı ve bu sayede inceltilen çerçeveler sayesinde telefon çok daha kibar gözüküyor. Bunu söylemek gerek. Aynı zamanda 7.9 mm'lik kalınlıkta Samsung Galaxy S4, Galaxy S3'e göre biraz daha ince. Bu incelikte cihaza biraz da hoş bir hava katıyor. Bunu söylemek gerekiyor. Telefonun ekranın altındaki dar alana görmüş olduğunuz gibi yine kapasitif dokunmatik tuşlar ve aynı zamanda basmalı bir ana ekran tuşu yerleştirilmiş. Sol kenarda ses tuşları, sağ kenarda ise güç butonunu görüyoruz. Yine bunlar telefon sağ veya sol elde tutulduğunda rahatlıkla erişilecek şekilde tasarlanmış, dizilmiş. Bu açıdan kolaylık sağlıyor. Önde yine kamera var. Yine sensörler dikkat çekiyor. Bir tane de bildirim ışığı var. Bu şekilde bir diziliş söz konusu. Arkada 13 megapiksellik 1080p video kayıt yetenekli kamera bulunuyor ve görmüş olduğunuz gibi LED flaşlı da dikkat çekiyor. Altta hoparlör var. Görmüş olduğunuz kenardaki çentik yardımıyla kapağı çıkartabiliyorsunuz ve plastik kapağın arkasında da Samsung Galaxy S4'ün bataryası yer alıyor. Micro SIM kart yuvası ve micro SD kart yuvası da telefonda dikkat çeken unsurlar arasında. Micro SD kart yuvasının bataryadan uzak yapılması sayesinde kart değişimi herhangi bir kapama açma durumu gereksinmeden gerçekleştirebiliyor. Bu açıdan da olumlu sayılabilir. Samsung Galaxy S4'te Android 4.2.2 Jelly Bean çalışıyor ve bunun üzerinde de TouchWiz kullanıcı arayüzü geliyor. TouchWiz kullanıcı arayüzü Galaxy S4 ile birlikte kapsamlı bir görsel değişiklikten geçmiş. Baktığımızda Samsung özel kısa yolların uygulama kısa yollarının değiştirildiğini, ikonların biraz daha yuvarlatıldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra bileşenlerde de, masaüstü bileşenlerinde de bir takım değişiklikler var. Yazı tipleri biraz daha inceltilmiş, biraz daha netleştirilmiş. Aynı zamanda görsellerle birlikte çok daha güzel görünen 5 inç 1080p ekranın güzelliğini yansıtan görsel deneyim ortaya çıkarılmış. Samsung uygulamalarında da tasarım değişiklikleri var. Örneğin Samsung uygulama mağazası Samsung Apps'in tasarımı görmüş olduğunuz gibi biraz daha göze hoş gelen hale getirilmiş. Bunun dışında yine Samsung Hub adı verilen özel bir mağaza da var. Bu Samsung Hub içerisinde de kitaplar bulunuyor, oyun mağazası var ve öğrenme mağazası var. Buradan da çeşitli içerikleri satın alıp Galaxy S4 üzerinde tüketebilirsiniz. Devam edelim, uygulama menüsünde baktığımızda Watch On adı verilen özel bir uzaktan kumanda uygulaması da var. Samsung Galaxy S4'ün tepesinde Kızılötesi Sport var ve görmüş olduğunuz Watch On uygulaması sayesinde de Samsung Galaxy S4 ile televizyon, set üstü cihaz, müzik seti gibi cihaz kontrol edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kullanıcı arayüzü parmaklarla rahatlıkla kontrol edebilecek şekilde tasarlanmış ve kumanda uygulamasının yeni televizyonlarla eşleştirilmesi de oldukça hızlı şekilde gerçekleştirilebiliyor. Yine uygulama menüsünde dolaşmaya devam ettiğimizde S-Health adı verilen bir uygulama görüyoruz. Samsung Galaxy S4'te birçok sensör var. Termometre, nem ölçer, adım sayar gibi birçok algılayıcı görüyoruz ve bu algılayıcılar sayesinde de görmüş olduğunuz sağlık uygulaması hayata geçiriliyor. Samsung'un S-Health uygulaması yürüyüş, egzersiz gibi durumlarda sizlere yardımcı oluyor. Aynı zamanda kilo, kan şekeri, tansiyon gibi unsurları da çeşitli sensörleri de kullanarak ölçebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz adım sayar sizin günlük bir adım hedefi belirleyip daha sonra yanınıza taşıdığınız Samsung Galaxy S4 ile günde kaç adım attığınızı ölçmenize olanak sağlıyor. Ve buna bağlı olarak da ne kadar kalori tükettiğinizi de görebiliyorsunuz. Adım sayarın ne kadar ölçtüğünü de ana ekrandaki bileşen yardımıyla görebilirsiniz. Bu da ne kadar yürüdüğümüzü gösteren bir unsur. Pek fazla telefonu yanımıza almadığımız için son günlerde fazla bir şey göremiyoruz. Yine bu gıda izleyicisi içerisinde yediğiniz yemeklerin kalorilerini uygulama ekleyerek ne kadar kalori aldığınızı ve sonuçta günde ne kadar kalori alıp ne kadar harcadığınızı görebilirsiniz. Bu da S-Health uygulamasının özellikleri arasında yer alıyor. Bunun dışında Group Play adı verilen bir birlikte çalma özelliğini görüyoruz. Group Play Wi-Fi Direct üzerinden çalışıyor ve oluşturduğunuz bir ağa başka Samsung Galaxy telefonları katılabiliyor ve bu sayede Group Play ile sizin Galaxy S4'te başlattığınız müziği başka Group Play kullanıcıları da katılabiliyor ve ortamdaki müziğin keyfi daha da artıyor. Aynı zamanda bu Group Play yardımıyla fotoğrafları da başka cihazlarda gösterebilir ya da başka Group Play kullanıcılarıyla oyun oynayabilirsiniz. Bunu da belirtelim. Yine baktığımız uygulama menüsünde Google uygulamalarını görüyoruz.
Google Play Store'dan indirebileceğiniz birçok uygulama var. Yine Samsung App Store'da, Samsung Apps'i de uygulama indirmek için kullanabilirsiniz. Gördüğünüz bildirim tepsisi üzerinde görmüş olduğunuz hızlı ayar düğmeleri var. Buradan Samsung Galaxy S4'te kullanıma sunulan yazılım tabanlı işlevleri açıp kapatabilirsiniz. Wi-Fi, GPS, mobil veri, engelleme modu, güç tasarrufu gibi özelliklerin yanı sıra temassız görünüm, temassız kontrol, akıllı bekleme, akıllı duraklama, akıllı kaydırma gibi TouchWiz özel Galaxy S4 ile birlikte bazıları kullanıma sunulan özelliklerin açılıp kapatıldığını görüyoruz. Çeşitli söylediğim gibi hareket kontrolleri var, akıllı hareket kontrolleri var Samsung Galaxy S4 ile birlikte gelen. Bunlardan bir tanesi olarak akıllı kaydırma karşımıza çıkıyor. Samsung Galaxy S4 sizin göz hareketlerinizi izliyor ve internet arayüzünde veya e-posta uygulamasında gözünüzle, göz hareketlerinizle sayfayı kaydırmanıza izin veriyor. Şu anda söylediğim akıllı kaydırma işlevi açık ve telefonun ekranına baktığımda gözümü bulması gerekiyor. Tekrar şöyle bir bakalım. Şu anda gözümü buldu ve kafamı oynattığımda sayfanın aşağıya doğru gittiğini göreceksiniz. Ve kafamı yukarı kaldırdığımda da sayfa yukarı doğru kaydırılıyor. İsterseniz kafanızı kaydırarak kaydırma işlemini yapabilir ya da telefonu yukarı aşağı oynatarak da değiştirme işlemini, kaydırma işlemlerini yapabilirsiniz. Bunun ayarlar bölümünde ayarını yapabilirsiniz. Bunun dışında akıllı duraklatma diye bir özellik var. Akıllı duraklatma özelliği de sizin Galaxy S4'ün ekranına bakmadığınız durumlarda videonun durdurulmasını sağlıyor. Şu anda video uygulamasından bir video açtım. Başladık oynamaya. Şu anda kafamı çevirdim ve video durdu. Tekrar ekrana bakıyorum. Video devam ediyor. Kafamı çeviriyorum. Video duruyor. Bu şekilde oldukça hızlı şekilde çalışan ve sizin dikkatiniz başka yerine yöneldiğinde videoyu durduran ve sizin anı kaçırmamanızı, görüntüyü kaçırmamanızı sağlayan bir özellik akıllı duraklatma da bu şekilde çalışıyor. Bunun dışında yine el hareketlerinizi kullanarak sayfa içerisinde kaydırma da yapabilirsiniz. Bu da internet arayıcısının özelliklerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Sözünü ettiğim bu özellikler, kaydırma özellikleri Samsung Galaxy S4'te gelen varsayılan internet arayıcısında çalışıyor. Bunun dışında Chrome'da var. Chrome'da bu özellikleri kullanamıyorsunuz. Bunu da belirtelim. Samsung Galaxy S4'ün arkasında yer alan 13 megapiksel kamerayı görmüş olduğunuz kamera uygulamasıyla kontrol ediyorsunuz. Çeşitli akıllı modlar var. Bu akıllı modlar sayesinde fazla ayarla uğraşmadan en iyi fotoğrafları yakalayabilirsiniz. Bunun dışında yine çeşitli filtreler var. Gördüğünüz gibi bu filtreleri de görüntü uygulayarak etkileyici işler ortaya çıkarabilirsiniz. Ön ve arka kamera arasında geçiş üstte görmüş olduğunuz düğme yardımıyla sağlanıyor. Aynı zamanda arka ve ön kamerayı bir arada kullanarak da fotoğraf çekebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda arka kameranın yanı sıra ön kamerayı da açtım ve ön kamerada kendi görüntümü ekranın istediğim yerine, karenin istediğim yerine koyabiliyorum ve bu şekilde çekim gerçekleştirebiliyorum. Bu var. Bunun dışında yine sesli fotoğraflar var. Çektiğiniz fotoğrafa ses ekleyebiliyorsunuz. Bu gibi özellikler var. Görmüş olduğunuz gibi yine fotoğraf ve video çekim tuşları aynı ekranda bulunuyor. Bu da video çekerken, fotoğraf çekerken çok çabuk işe girişmenizi, yanlışlıkla fotoğraf veya yanlışlıkla video çekmemenize olanak sağlıyor. Bu da artık birçok Android telefonunda görmüş olduğumuz özelliklerden bir tanesi. Samsung Galaxy S4 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.